Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, İsrail askerlerinin Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin açılışını protesto eden Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamı kınadı. Cumhuriyet Halk Partiler, bugün İsrail'in yaptığı katliama tepki göstermek amacıyla Hürriyet Meydanı'nda toplandı. Burada partiler adına bir basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hayati Serbest, partilerin geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında olduğunu belirtti. Filistin'de yaşananlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistin'in yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının İsrail Devleti'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail'i masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorunu çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olarak olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail'in güvenlik sınırları içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz. ABD ve İsrail'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyada yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP'nin yıllardır uyguladığı politikanın İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar bir yandan ABD'nin ortak politikalarını kınarken diğer yandan Suriye'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye temsilciliği Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında açılmış Bülent Ecevit ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları Filistin davasında sadık bir destekçi olmuştur. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve zalim mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tehdit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail bir şekilde kınıyor, yaralıları acil şifalar hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Varlığı ebedi olan merhamet sahibi adaleti yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dua ve bereketle buluşmak ümidiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Amin.